Efendim günaydınlar ekranları başında bizi takip eden bütün değerli seyircilerimize, bizi evlerinde misafir edenlere, interaktif mecralardan izleyenlere ortak yayında ulusal radyo aracılığıyla sesimizin ulaştığı her yere İstanbul'dan mutlu, sağlıklı, güzel bir sabah diliyoruz. Perşembe günü gündemiyle hem de yeni ayın ilk günü gündemiyle birlikteyiz. Bugün 1 Temmuz 2021 Perşembe Türkiye'nin saati 07.31'i gösteriyor. Günaydın Türkiye'de saat 09.15'e kadar ne var ne yoksa sizlerle değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Gündemin kritik ve sıcak başlıklarını analiz etmeye çalışacağız. Bölgesel gelişmelerde özellikle Rusya Dışişleri Bakanı'nın ziyareti var. Buna bakmaya gayret göstereceğiz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Ee, özellikle seçim çağrılarına yönelik açıklaması, parti grup toplantısından notlara bakmaya çalışacağız. Çıkış yolu programında konuştu. Vatan Partisi Genel Başkanı HDP'nin kapatılmasından, e, Türkiye'nin kritik gündem başlıklarına kadar birçok meseleye e, değindi. Bunlara bakmaya çalışacağız. Yine dünkü grup toplantılarında Meral Akşener'in Türkiye'de Toplumsal çürümeyi de yatan İstanbul Sözleşmesi'ni savunmasına bir atıf yapacağız elbette. Niye burada mesele ısrarlı şekilde anlaşılmıyor. Bilimsel bütün veri ve kriterlerin ötesinde yapılan değerlendirmelerin sonuçlarını da gözlemlemeye çalışacağız. MIT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonların bir yenisi daha söz konusu. Örgütün sözde yöneticilerin bölgeden kaçış planı ve MIT'in operasyonu bu çerçevede düne damga vuran güvenlik operasyonlarımız açısından dikkat çeken başlıklar arasındaydı. Tabii bugünün esaslı gündemlerinden bir tanesi de 1 Temmuz itibariyle normal hayat başladı ve artık yasaklar Kalktı ama bireysel olarak yapacağımız ama örgütlü, eğitimli bir toplum gibi ortaya koymamız gereken mücadele hattı devam ediyor. Neden? Çünkü Delta hala... Ee, çok e, önemli ve kritik. Dolayısıyla uzmanların burada yine uyarılarını sizlere hatırlatmaya çalışacağız. Ee, gözümüz gibi kendimizi koruyalım e, mesajı veriyor genelde uzmanlar. Yeniden kısıtlamalara dönmemek için özellikle tüm dünyada delta alarmı varken maske ve mesafeden taviz vermeyelim uyarısını burada özel bir not olarak bir kez daha e, aktarmış olalım. Ee, yine Elmalı meselesine, Elmalı'da yaşanan e, yani işte hukuk faciası mı diyelim, ne diyelim artık bunu da nasıl tanımlayacağımızı bilemiyoruz. E, Tabi tepemizde retik olduğu için içimizden geldiği gibi de konuşamıyoruz böyle meselelerden ama e, bir onu da yine mercek tutmaya gayret göstereceğiz. Bugün Kabotaj Bayramı, Kabotaj Bayramı'na ilişkinde notları paylaşacağız. Özellikle Mavi Vatan hattındaki gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz hepiniz de. Kabotaj Bayramı'yla birlikte biliyorsunuz özellikle liberal kesim, Kabotaj bayramı değil, sabotaj bayramı falan olarak niteler aslında. Yani onlar Amerika ve emperyalist politikaları benimsedikleri için böyle tanımlamaları vardır. Ama bugün içinde geçtiğimiz noktada çözüm yine işte kabotaj bayramının getirdiği ruh mavi vatan hattındaki e, kuşkusuz e, ortaya koyduğumuz irade olduğu da çok açık ve net bir şekilde ortada duruyor. Ee, yeni hayata fazla hızlı aldanmamak yani bu 1 Temmuz itibariyle yapılan en temel uyarılardan bir tanesi buydu. Ee, ve bu açıdan da saat 5 itibariyle başlayan normalleşme sürecinde e, artık e, genel itibariyle hafta içi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları e, da başta olmak üzere. Şehirler arası kısıtlamalar başta olmak üzere her şey kalktı. faaliyetlerini ara vermiş bütün iş yerleri ve sinema salonları tekrar açıldı. Yeme içme yerleri açık kapalı alanlarda aynı anda bulunabilecek kişi sayısı mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla yine kısıtlanmayacak. Ee, kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar da bu çerçevede sona erdi. Konaklama tesislerinde saat 22'de diğer yerlerde ise saat 21'de sona eren müzik yayınları yeni bir karar alınıncaya kadar saat 24'de kadar devam edecek. Park Bahçe, kamp piknik mesire alanı gibi yerlerde de uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. Faaliyet konusu nargile salonu kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek ve hiçbir iş yerinde nargile servisi olmayacak. Özellikle buralarda Covid-19'a yönelik bilim çerçevesinde Bilim Kurulu'nun yaptığı açıklamalar söz konusuydu. Nikah, düğün gibi merasimler kapalı yerler için uygulanan Covid-19 önlemleri dışında katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, yiyecek, yiyecek ikramı yapılacak. Düğün ve nikahlarda fiziki mesafeye ayrılık teşkil etmeyecek şekilde oyun, dans, halay da e, yine bu gösterilerde yapılabilecek. sünnet, nişan ve kına'ya artık izin var. konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere belirlenen esaslara uyularak izin verilecek. STK'lar, e, sendikalar, e, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin e, dahil olduğu e, genel kurul geniş katılımlı tüm etkinlikleriyle her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşler için geçerli olan uygulama aynı şekilde sürdürülecek. Toplu taşıma araçlarındaki yolcu koltuk kapasite sınırlandırmalarına son veriliyor bugün itibariyle. 65 yaş ve üzeri, 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçları kullanmalarına dair kısıtlamalar da bu noktada kaldırılıyor. Konaklama tesislerindeki kısıtlamalarda sona erdi. Kamu kurum ve kuruluşlarda da normal mesai düzenine başlanacak. Tabi temelde yine tartıştığımız 3. doz aşı çalışmasına ilişkin dün Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi. 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanları için Bakan Koca'dan 3. doz açıklaması olarak duyuruldu bu. 3. doz aşı ne zaman ve kimlere yapılacak sorularıyla gündemdeydi. Bakan Koca konuya açıklık getirdi. 2 e, doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarla sağlık çalışanlarının istedikleri aşıyla 3. doz aşılarını olabileceği belirtildi. E, bu anlamda da e, randevuların başladığını ifade ediyor 3. doza ilişkin olarak e, bakan koca. E, Uğur Şahin de açıklamıştı. Üçüncü doz en yani erken 6 ay sonra ama 9 ay sonra ikinci dozdan sonra verirsek yeter şeklinde de açıklaması daha önce kamuoyu gündemine yansımıştı efendim. İşte bu notları böyle bir özet bilgi olarak aktarabiliriz. Yine ayrıntılar yansırsa e, ve gündeme gelirse oralarda da e, hem uyarılar hem de son e, duruma ilişkin ne olacağına ne olacağıyla ilgili bilgi vermeye e, başlayacağız. Ama işin özeti şu, ee, sabah saat 5 itibariyle artık yasaklar e, kaldırıldı. Normal hayata geçiş düzenimiz söz konusu ama iki temel kriter delta virüsünün e, daha doğrusu varyantının etkili olması konusunda uzmanların uyarıları var. Oldukça hızlı yayılabilen bir virüs. Dolayısıyla maske, mesafe, kişisel temizlik, yine kapalı mekanlarda çok fazla olmamayı tercih etmek ve kalabalık alanlardan da yine uzak durmak esası bizim bir paydaşımız olmak zorunda. İşte bütün bu notlarla Günaydın Türkiye'ye başlıyoruz. Teoman Alili Stüdyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Günaydın Türkiye başlıyor efendim. Günaydın Türkiye. 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 Türkiye'nin saati 07.39'u gösteriyor. Teoman Ali ile stüdyosundan Ulusal Kanal ekranlarından bir kez daha merhaba. Bölgesel gelişmeler için kritik süreç, ziyaretler bir, bir aydır hareketliydi. Rusya Devlet Başkanı Sergey Lavrov Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. İkili Antalya'da ortak açıklama yaptı. Verilen mesajlarda Suriye konusunda Ankara-Moskova hattındaki güçlü işbirliği ön plana çıktı. Libya ve Kafkasya'daki son gelişmelerde ele alındı. İkili görüşmede turizm ve aşı da gündeme geldi. Sputnik ve aşısının ortak üretimi ele alındı. Gerek Suriye'de gerekse Libya'da önce ateşkesin tesis edilmesi konusunda Rusya ile yakın işbirliği içinde olduk. Şimdi önemli bir fırsat var. Yeni bir geçici hükümet var. Ülkeyi yeni bir seçime götürünceye kadar destek olmamız lazım. Özellikle de güvenlikle ilgili kurumların yeniden birleştirilmesi konusunda adımların atılması gerekiyor. Yani ülkenin siyasi birliği Aynı zamanda toprak bütünlüğü e, hepimizin e, hemfikir olduğu bir konu. Suriye'de de tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin de sınır bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne bağlı olduğumuzu biz tüm e, görüşmelerimizde vurguluyoruz. E, şu anda en e, etkili mekanizma yine birlikte kurduğumuz İran'ın da dahil olduğu Aslan'a e, e, formatıdır. Ve gelecek hafta yine arkadaşlarımız Nur Sultan'da da bu formatta bir araya gelecekler. Siyasi süreci canlandırmamız gerekiyor. Diğer taraftan şu anda Suriye'nin sınır bütünlüğüne tehdit oluşturan terör örgütlerinden de ülkenin temizlenmesi lazım. Diğer taraftan aşı sertifikasyonların karşılıklı tanınması konusu da görüşüldü ve e, güvenli turizm e, bakımından da yine e, seyahat seyahatin önündeki engellerin kaldırılması bakımından da e, bu tür işbirliğimizi e, devam ettirmek arzusundayız. Sputnik e, V aşısının ortak üretimi konusunda da kurumlarımız e, birlikte e, çalışıyor. Biz Türk dostlarımızla Montre Sözleşmesi'nin yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda memnunuz. İstanbul Kanalının yapılması herhangi bir şekilde yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır. Efendim bölgesel gelişmelerde biraz tabi pandemi molası bölgede biraz. E gergin de sayılabilecek zamanlar yaşanmıştı ama aklın yolu bir nihayetinde bir çözüm ortaya koyulacaksa dış politik gelişmelerde işte Astana formatı dün iki dışişleri bakanının da gündeminde bir kez daha gerçekleştireceği yeniden başlayacağı bu görüşmelerin ifade ediliyor ama bu sefer tabi Astana formatını artık bir tık daha öne götürme zamanı geldi de geçiyor bile eğer Suriye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin bir kararlı iradeyle hareket edilecekse ki doğru olan o, dolayısıyla artık bu Astana formatının içine Suriye'yi, Irak'ı, e, buranın devlet yetkililerinin de davet edileceği toplantılar silsilesi olmalı e, bölgede en nihayetinde işin gelip dayanacağı taraf yani işte Irak'ın kuzeyinde geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Necati Özgen Paşayı kaybettik İşte onları ben gerçekleştirdiğim yayınlarda Irak'ın kuzeyindeki hattın bugün tıpkı Suriye'nin kuzeyindeki gibi bir takım oluşumlarla kantonlaştırıldığını çok net bir şekilde anlatmış ve kendi dönemindeki operasyonel sürece ilişkin, kendi yönettiği operasyonel sürece ilişkin bilgileri paylaşmıştı. 1990'lı yıllarda, 93'lü yıllarda gerçekleşen bu operasyonel süreci anlatmıştı. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde de madem o dönemin Irak'ın kuzeyindeki gelişmeleri gözlemliyoruz, o zaman yapılması gereken iş açık ve net. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Avaşin, Basyan... Hakur, ZAP, Metina gibi geçici üstlenmeler üzerinden başlattığı operasyon hattını Kandil'e doğru, Mahmur'a doğru ilerletip bir denklem sağlayabiliyorsa ve burada yol yürüdüğü Irak hükümeti ise doğal olarak Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarına yönelik de orada oluşturulmaya çalışılan kanton bölgelerine yönelik de ciddi bir şekilde iğme sağlayabilir. Suriye'nin çünkü... Öyle bir hattı ki şu an işgal altındaki işte bu Fırat'ın doğusu dediğimiz merkezin temelinde şöyle veriler var %80 enerji %80 doğal kaynaklar onların bulunduğu alan olarak kabul edin o alan o hat sıkışmış belli ki oradaki dengede bu da bir baz alınıyor siz bugün Suriye'nin kuzeyine yönelik bu tehdidi görmez Suriye devletiyle ivedi bir şekilde anlaşma yoluna gitmezseniz Irak'ın kuzeyinden bize daha önce yansıyan ne varsa aynısının Suriye'nin kuzeyinden yansıyacağı çok açık ve net bir şekilde gözlemleniyor kuşkusuz burada Kahraman Mehmetçye e, Emir verdiğinizde o her şeyi e, yerine getirecektir ama buradaki siyasi ve kararlı iradede her zaman anlatmaya çalıştığımız bir denklem var Suriye' ile anlaşacaksınız Suriye ordusu aşağıdan Türk ordusu yukarıdan e, adeta böyle bir tost sistemi içinde oradaki terörü bertaraf edecek. Bölge denkleminde sonradan işte imar planları, inşa planları neyse onların gerçekleştiği bir evreye doğru hareket etmek zorunlu hale gelecek. Bu özeti e, aktararak iç siyasetteki e, dünkü grup toplantılarının notlarına dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Millet İttifakı'ndan gelen erken seçim çağrılarına bir kez daha kapıları kapattı. Seçimlerin normal tarihi olan 2023 yılında yapılacağını belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak kararımız budur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalan ve iftira tartışmaları üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Niye rahatsız oluyorsunuz? Avrupa Birliği'nden... Parasal yardım destek almadığımız için mi? Erken seçim çağrılarına kapıları kapattı. Dostlar ittifakını gündeme getirdikleri iddialar üzerinden eleştirdi. Niye rahatsız oluyorsunuz? Amerika'da bir Dalton var. O Dalton'la dost olmadığımız için mi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin zamanında yapılacağını söyledi. Haziran 2023 Türkiye'nin seçim takvimidir. Cumhur İttifakı olarak kararımız budur. İlan, ilan ettiğimiz tarih budur. Ve bu iş öyle sıradan bir iş değildir. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katarlı öğrencilerin tıp fakültelerine sınavsız alınacağı iddialarına da sert tepki gösterdi. Yalan ve iftira bataklığına öylesine gömülmüş durumdalar ki önlerine gelen haberin doğruluğunu yanlışlığını araştırmaya dahi tenezzül etmiyorlar. Daha doğrusu önlerine konan bilginin doğruluğu yanlışlığı bunları zerre kadar ilgilendirmiyor. Yeter ki bunlar amaçlarına bir adım daha yaklaşsın. Sonuçta isterse ülke yıkılsın, isterse millet perişan olsun, isterse gençlerimizin hayalleriyle oynansın. Hiç önemli değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya mecralarında yapılan algı operasyonlarına da dikkat çekti. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü iftirayı, yalanı, çarpıtmayı, küresel boyutu da olan büyük bir medya ve sosyal medya ağıyla milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Erdoğan'ın gündeminde ilk kazması vurulan İstanbul Kanalı projesi de vardı. İstanbul Boğaz trafiği ve depreme hazırlık gibi sorunlarının çözümüne ciddi katkı sağlayacak bu projeyi şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz. Biz burada sadece bir kanal inşa etmekle kalmıyor Aynı zamanda İstanbul'a ve ülkemize limanıyla ihracatımızı hayat alanlarıyla insanımızı rahatlatacak ...yeni bir nefes borusu açıyoruz. Evet, grup toplantısından yansıyanlar böyleydi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'te... ...çıkış yolu programında gündemi değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın... ...HDP'nin kapatılma süreciyle ilgili... ...iş yükü açıklamasını değerlendiren Perinçek hangi iş yükü Mehmetçik kadar kıymetli olabilir dedi. Perinçek, HDP'nin kapatılmasının gecikmesinin PKK propagandasına izin vermek olduğunu söyledi. İstanbul kanalıyla ilgili de konuşan Perinçek, projenin İstanbul için cinayet olduğunu vurguladı. Vatan Partisi lideri Elmalı davası ile ilgili de istismara hangi vicdan sessiz kalabilir ancak kesin hüküm doğru değil bırakın hakimler incelesin ifadelerini kullandı Ya yani bu bakış açısı beni çok üzdü, şaşırdım. Siz bunu geciktirdiğiniz ölçüde tabut getiriyorsunuz Türkiye. Geciktiğiniz ölçüde mayın döşettiriyorsunuz. Geciktiğiniz ölçüde PKK'ya fırsat veriyorsunuz. HDP'yi kapatmakta geciktiğiniz ölçüde HDP'nin PKK'ya terörist toplamasına izin veriyorsunuz. Para kaynağı bulmasına izin veriyorsunuz. PKK propagandasına izin veriyorsunuz. Anayasa Mahkemesi bu kadar ağır sorumluluklarla karşı karşıya. Terör örgütü PKK'nın meclisteki temsilcisi için HDP'nin kapatılma süreci devam ediyor. Ancak terörün kökünü kazıyacak adım hala atılmadı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın iş yükü açıklamasına tepki gösterdi çok hızlı bir şekilde hareket etmesi gerekir. Yani iş yükümüz, neymiş iş yükünüz ya? Hangi iş yükü Mehmetçik kadar kıymetli olabilir? Türkiye'nin vatan bütünlüğü kadar kıymetli olur. Türkiye'nin huzuru, barışı, ekonomisi kadar kıymetli olur. Öbür işlerle terör meselesi tartılabilir mi terazide? Çıkış yolu programında gündemi değerlendiren Perinçek İstanbul Kanalı içinse cinayet ifadelerini kullandı. İstanbul için bir cinayet. İstanbul'u katletmek diyebiliriz. 25 milyonluk bir İstanbul bütün Türkiye'nin dengelerini bozar ve İstanbul'da mahveder. İstanbul'u katledecek, İstanbul'u 20-25 milyonluk yaşanmaz kent haline getirecek bir projeye kaynak ayırmıyoruz. Vatan Partisi lideri Üretim Devrimi Kurultaylarında vurguladığı çözümleri sıraladı. Niye kaynak ayırıyoruz? Polatlı'ya su gelsin arkadaş. Konya'ya su gelsin. Tarım alanlarına su gelsin. Mardin'e su gelsin. Elektrikler tarım için ucuzlasın. Tarım üretimi artsın. Mazot koyalım traktöre tarım üretimi artsın. Doğu Perinçek kanalın yapılamayacağını da sözlerine ekledi. Ben bu İstanbul kanalının yapılacağına inanmıyorum. Bu da işte temel atma törenleri bilmem ne. İlk başta lüzumsuz giderler. Yazık bu Türkiye'ye yani gündeminde. Antalya Elmalı'daki istismar davası da vardı. İstismar ve karşı hangi vicdanlı insan sessiz kalabilir ve istismar karşısında zayıf bir tavır alabilir? Bütün toplumda muazzam bir nefret uyandıran bir suçtu. İstismara sessiz kalınamayacağını özellikle vurgulayan Perinçek, kesin hükümün doğru olmadığını söyledi. Durun bakalım hemen suçlular belli, hükümler verilmiş. İnceleyecek bırakalım hakimler bu konuyu. Bu da bir vicdan. Kamuoyunda hüküm veriliyor. Yargıçlarda kamuoyunda verilen hükümleri onaylayacaksa bağımsız yargı nerede kalıyor? Öyle olaylar olduğu zaman bütün suçlarda kamuoyuna soralım. Bağırtıya çağırtıya göre hükümler verelim. Net sorunlara kesin ve net çözümler işte bu çerçevede çıkış yolunda bir kez daha gündeme geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Türkiye'de toplumsal çürümeyi dayatan İstanbul Sözleşmesi'ne bir kez daha sahip çıktı. Partisinin grup toplantısında konuştu Akşener, sözleşmeden çekilmeyi durdurmadığı için Danıştay'ı da eleştirdi. Akşener erken seçim ve sandık çağrısını yineledi. Eşcinselliği dayatan toplumsal çürümeyi teşvik eden İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıktı. Eleştiri oklarını Danıştay'a çevirdi. Sonuna kadar İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye devam edeceğiz. Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi içeren Cumhurbaşkanlığı kararının durdurulması için yapılan başvuruyu reddetti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu duruma tepki gösterdi. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan bir gece ansızın aklına esip İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırmaya kalkması üzerine bir hukuk süreci başlattık. Danıştay göz göre göre Sayın Erdoğan'ın meclisimiz uygundur demeden onaylayamayacağı bir anlaşmayı tek başından ortada tek başına ortadan kaldırmasına cevaz vermiş oldu. Verilen bu fantastik karar yargı üzerindeki vesayetin apaçık ispatıdır. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Cumhur İttifakı her fırsatta kapıları kapatsa da erken seçim çağrısını yineledi. İktidarın suyu artık ısındı. Milletimiz ilk sandıkta bu eğri düzenin sahiplerine çok ağır bir ders verecek. Bu çok açık. O sandık er ya da geç gelecek. Meral Akşener'in gündeminde 30 Haziran'da sona eren kısa çalışma ödeneği de vardı. Akşener desteğin uzatılmasını istedi. Kısa çalışma ödeneğinin tamamı işçilerimizin zaten hakkı olan işsizlik sigortası fonundan ödeniyor. Ödemeler yine aynı fondan yapılacağına göre işçinin parasını işçiden esirgemeyin. Efendim işte siyasete yansıyan gelişmeler bunlar. E, siyasetin e, uzantısı, e, terör örgütünün uzantısı HDP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için hazırlanan iddianamede işçilerden toplanan paraların kandile gönderildiği ortaya çıktı. 843 sayfalık iddianamede örgüte giren paraları HDP'li belediyelerin işçilerden zekat ve fitre adı altında topladığı belirtildi. Kürdistan halkıyız, Kürdistan. İşçilerden zekat diyerek para topladılar, kandile yolladılar. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması için hazırladığı iddianame 21 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi. 843 sayfalık iddianamede 451 HDP'li sanık yer alıyor. Başkan dikeceğiz İddianamede PKK'nın talimatlarıyla HDP'li belediyelerin çalışanlardan fitre ve zekat adı altında para topladığı ortaya çıktı. HDP'li belediye yöneticilerinin toplanan paraları örgüte gönderdiği tespit edildi. PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Başsavcılığın iddianamesinde belediye araç ve gereçlerinin de PKK'nın hizmetine verildiği ifade edildi. Ayrıca belediye işçilerinin haberi olmadan fazla mesai ücreti yazıldığı ve bu paraların terör örgütüne aktarıldığı belirtildi. İddianamede PKK HDP'li belediyelerin malzeme alımlarında da fiyatları yüksek göstererek aradaki farkı teröristlerin ihtiyaçlarına ayırdığı belirlendi. HDP'li belediyelerin öldürülen teröristlerin yakınlarını işe aldığı, bütçeden PKK'lıların ailelerine yardım yapıldığı da tespit edildi. HDP'nin terör odağı haline geldiğinin altı çizilen iddianamede belediye başkanlarının, milletvekillerinin PKK tarafından belirlendiği, hatta PKK kamplarında eğitildiği de yazıldı. PKK kamplarında, YPG kamplarındaki işkencelerde birer ikişer bulunulan yerlerde yansıyor. Buna ilişkin haberleri vereceğiz ama öncesinde bir son 24 saatin gelişmeleri, satır arası ayrıntıları ya da özel haberleriyle bakalım hangi başlıklarla gazetelere yansımış. Eğer mümkünse bir soru rica edeyim arkadaşlardan, seyircilerimizden de özür diliyorum. Aydınlık Gazetesi kamuda tasarruf için on adım diyor. Resmi gazetede tasarruf tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. Genelgeyle gereksiz alından alınan işte şatafatlı törenler, hediyeler ve yurt dışı gezileri gibi tepki çeken harcamaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekonomistler ve emekli bürokratlar 10 adımda 100 milyar lirayı bulabilecek bu kurtarma paketi gibi aslında bir paket ve atılması gereken önlemleri de 10 başlıkta sıralamış. İşte burada spotta yer aldığı gibi Aydınlık gazetesinde bir tasarruf planlamasına geçiliyor. Çünkü ekonomideki çıkış yolu ve yol haritasını belirleyebilmek için temel kural tasarruf ama bu tasarruf zirveden başlamazsa, tepeden başlamazsa halka doğru bunu indirmek pek mümkün olmuyor. Temel unsur burada bu açıklanan kriterlerin çok net bir şekilde uygulanması. Burada şunun altını özellikle çizelim. Böyle 5 tane maaş alan adamlar falan filan var ya bak bunlar olmayacak. Bak tasarrufu yapacaksın. Öyle yuvarlaklı yuvarlaklı yıldızlı yıldızlı falan arabalar olmayacak. Bir işte şey alışkanlığı başladı. Ya devlet kendisini mi kandırır arkadaş? Ya akıl alacak gibi değil. Neymiş? E, araç almayacaksın, araç kiralayacaksın. E, o kiraladığın aracı da yıl sonu vergiden düşeceksin. Ulan düştüğün vergi zaten senin yine devlet. Ya bırak işteyse aracın sahibi ol yani. Yani oralara ne paralar aktarıldı, nerelerden geldi gitti. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi değişiminde de yaşadık. Biliyorsunuz aşağıdaki yeni kapıda sergilendi. Ee, bir sürü araç yani inanılmaz bir e, nedir o? Birilerine arabalar sağlanmış, kiralık araçlar e, kullanılmış falan binlercesi sergilendi. Ha, sonra ne oldu? O e, e, bir önceki AK Parti döneminde ihaleyi e, alan firma yeni e, Büyükşehir e, Belediyesi'nin değişimiyle yani CHP'ye geçmesiyle de yine aynısı aldı. Yani artık Burantın, rantın, yani buralar demek ki bir rant kapısı. Yani giden gelenden... Bu şeyi kopartamıyorsa demek ki burada bir rant var başka bir şey akla gelmez. Dolayısıyla bu işlerin bitmesi gerekiyor. En tepeden en aşağı elektrikleri kapatacaksın. Ee, işte Sarayın bilmem ne yıllık elektrik aidatları ki %15 değil mi sabah itibariyle elektriğimize de %15. Konutlarda %15 sanayide %20 zamla geldik. Zaten arkadaşlar bindirip duruyordu pandemi döneminde yani faturaların böyle garip garip bir akışı vardı. Bir anda 250 lira gelen fatura bir anda işte 198 geliyor, 160 geliyor. Hadi 3. ay yeniden 250 gibi bir garip bir dengesizlikle gidiyordu. Tam bir kontrolsüzlük var. Şikayet etsen kime edeceksin? Yani öyle yerlerde Doğu ve Güneydoğu'da daha da beter. Mesela gidiyor elektriği kapatıyor. Elektriği kapatınca ne yapıyor adam tarlasını sulayamıyor, çiftçilik yapamıyor, üretim yapamıyor, üretim yapamayınca parasını da ödeyemiyor, bir kazancı yok çünkü hadi geliyorsun boğazına sıkıp bir de orada icra ile oradaki toprakları icra koymaya kalkıyorsun ya yani böyle iş olur mu ya ya hakikaten akal alacak gibi değil böyle iş olur mu ya bakın e, tasarruf bu işin bir tarafı planlama bir tarafı kritik sektörlerinde kamunun denetimi ve eline geçmesi de işin başka tarafı çünkü ne olursa olsun kamu elektriğini e, kam yani elektrik mesela yönetimi kamu da olsa işte o fotoğrafı yap e, ortaya koyamazsın gidip çiftçisinin boğazına yapışıp da kardeşim versen şu e, fatura borcunu yoksa alırım senin arazini demez onu yapılandırır planlar bir şekilde bir takvime koyar. Yani niye? Çünkü birinci önceliği kar etmek değildir. Birinci önceliği hizmettir ama özel sektör olunca sadece ve tek amaç var kar edeyim. Ben bu işi e, parasını toplayayım kaymağını de ne oluyorsa ne oluyor bakış açısı vardır. Oralar da ayrıca kimlerin elinde onu da iyi takip etmek lazım. Yani bu denli yurttaşı kışkırtıcı haberlerin peş peşe yansıdığı bir dönemde işte yok o elektrik firmalarının böyle inişli çıkışlı grafiklerde faturalar göndermesi, sinir uçlarıyla oynuyorlar, e, bilmem Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çiftçiye haciz göndermesi de bu dönemin gidişatında halk hareketlerinin, halk ayaklanmalarının Biden ve ekibi tarafından tetiklendiği bir dönemde yapılmasını da ben normal karşılamıyorum. Buradan da kamu kurum ve kuruluşlarını e, stratejik sektörlere yönelik etkin, gerekiyorsa kamulaştırma da dahil olmak üzere bu çalışmalara hız vermeye davet edelim. Yani bu tasarrufun on başlığı çok güzel ama dostlar alışverişte görsün. Sağda göreceğiz bakalım. Yani nihayetinde şeyleri bir... Şimdi böyle 2-3 tane model var. Ya siyah plakalı falan oluyor resmi araçlar biliyorsunuz. Ya da böyle tepesinde e, Antin Kuntin no, polis e, e, ekiplerinin taşıdığı e, işte ışıkları bir de dart dart e, meşhur malum e, emniyet kornası. E, gidiyorsun zaten onları şeyden alıyorsun işte aksesuarcıdan bağlatıyorsun. Yani onda bir dert yok. Ha, o plaka kime ait? Aa, ya da e, o plakanın kime ait olup olmadığını senin gözlemleme şansın yok. Emniyet şeridinden dart dart diye geçiyor. Yukarı taraftan işte senin yolunu kesercesine manevralarla işler yapıp sağlı sollu manevralar yapıyor. Oradaki o arabalardan göreceğiz bakalım şimdi o zaman. Yani eğer bu tasarruf tedbirleri gerçekse bir daha o yuvarlaklı Mercedesli bilmem neli araçların tepesinde o ışıkları kabul etmiyoruz o zaman. Onlara yol da vermeyelim bence. Eğer tasarruf uygulanacaksa göreceğiz oralardaki alanlarda ve hatlarda bu iş uygulanıyor mu uygulanmıyor mu. Ee, hani Bülent Ecevit gibi davranacaksınız yerli otomobil tercih edeceksiniz. Eğer çok ihtiyacınız varsa gerçi otomobil alımları ve kiralanması da dahil olmak üzere bir sınırlama söz konusu. Tasarrufa Beştepe'den başlamak gerekiyor. Eğer Beştepe tasarruf etmezse bu millete tasarruf falan ettiremezsiniz. Bunu da buradan açık ve net bir şekilde e, ifade edelim. E, yani çünkü Cumhurbaşkanlığı ve meclis bu meselede hariç tutulmuş e, idi. E, son genelgede o gözükmüyor ama bu iş Beştepe'den başlayacak, meclisten devam edecek. Siyasi parti bakanlar e, ve bakanların e, alışveriş düzeni gerekiyorsa 90... Lı e, yılların sonunda rahmetli Necmettin Erbakan'ın uyguladığı gibi havuz sistemi diye tanımladığımız e, işte kamu ihaleleri vesaire şudur budur ihtiyaç genelgelerinin havuz sistemi mantığıyla yönetilmesi tasarruful birinci koşullarını oluşturur. Ha onu tepede yapmadın istediğin kadar genelge çıkarla. E, onu tepede uygulamadın istediğin kadar genelge çıkar. E, vatandaş sana inanmadı mı? Kendisi de tasarrufa yönelmez, Dolayısıyla o rüzgar altında artık kim kime dumduma bir siyasal rüzgar alır kendisini ortaya koyar. Bunu buradan özetlemiş olalım. Ee, ha bu şey tarafıyla yani iktidar kanadına ilişkin eleştirileri barındırdığı kadar mevcutta belediyelerin de sahibi olan muhalefet belediyelerini de kapsar. Onlar da tasarrufa gitmek zorunda Madem halkın parası ve namus e, adlediliyor o zaman oralarda da o işin gereğini yerine getirsinler bunu da ifade edelim. Takipçisiyiz yakından kimse merak etmesin. Hürriyet gazetesi normal hayat başladı bu keyif hiç bitmesin diyor. Normal hayat bugün başladı. Yasaklar neredeyse tamamen kalktı. Uzmanlarsa yeniden kapanmamak için vatandaşlara uymaları gereken önemli iki kuralı hatırlattı. Maskeni tak, mesafeni koru, kahve ve kafe ve restoranlar e, da mesafe e, daralıyor. 50 yaş üstünde 3. doz başladı. Normal hayat başladı vurgusu. Bu keyif hiç bitmesin ayrıntısıyla Hürriyet'in manşetinde yer alıyor. Milliyet de benzer bir manşeti tercih etmiş. Zaten bunlar iki kardeş olmaya başladı. Eskiden Hürriyet ve Milliyet'i elimize alıp okuduğumuzda bugün acaba hangi özel haberi patlattı, hangi bilmem neyi yaptı falan diye merak eder bakardık. Ama bugün böyle Hürriyet'in manşeti neyse onun böyle çevrilmişini Milliyet veriyor. Eski hayata merhaba normale döndük deniyor. Covid-19'da mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar kalktı. Eski hayata dönüş başladı. Uzmanlar uyardı. Mutlaka aşı olun, sosyal mesafeye uyun, maske takmayı unutmayın diyor. 50 yaş üstüne bugün 3. doz o da aynı başlığı neredeyse birebir kullanmış millette bu meseleye buradan bakmış efendim. Devam edelim. Sabah gazetesi Kılıçdaroğlu siyasi müsilaj müsilaj artık siyasetin diline girmiş oldu. İktidar muhalefete, muhalefet iktidara çeşitli noktalarda yaşanılan sıkıntıları ya da eleştirileri gün gönderirken e, buralarda müsilaj tanımlamasını yapıyor. Dünkü grup toplantısından başlığı böyle atmış Sabah gazetesi. Yeni Şafak ruh hastası yal yalancı demiş. CHP lideri artık psikiyatrinin konusu diyor geçtiğimiz hafta bir Katarlı işte mesele üzerinden bir yalan haber yayıldı biliyorsunuz. Bu yalan haber haberi yalan, yalanlayan siteler yani haberi yayınlayan sitelerde özür diledi. Yani işte bu haber yanlışmış falan dedi ama Kılıçdaroğlu bunları paylaşıp eleştirdi. Buralardan geri adım atmayınca işte geçen haftadan beri o tartışmanın rüzgarı buraya kadar geldi. Grup toplantılarında da yer aldılar. Ama ben şuradan yani dünkü grup toplantıları da dahil olmak üzere siyasetin dili ve üslubu bu ülkeye çözüm getirecek bir dil ve üslup değil. Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne e, İyi Parti liderinin işte bir önceki gün CHP liderinin, MHP liderinin vesaire şudur budur. Hani böyle aklı selim, hakikaten devlet ve millete hizmet olan inancını hissettirecek, yani benim önüme bir umut, bir ufuk koyabilecek... Maalesef bir dozda olmuyor. Siyasetin derhal ve ibedi bir şekilde her şeyden önce bu dilden kurtulması bir grup toplantısı yapıyorsanız, millete karşı kameralar önündeyseniz sorumluluk sahibi olarak inat ve kin ve benzeri duygulardan arınmış, sadece amacınızın vatandaşa ve millete hizmet etme aşkı olduğunun farkında olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini ee, inanıyorum. Yoksa onun ötesinde gerçekten evlere şenlik grup toplantıları oluyor. Bunu ifade ederim. Efendim Sözcü Gazetesi, işte son haftalarda yükselen tartışma Yılmaz Özdil, Tuncay Molla ve İsoğlu, Uğur Dündar arasında başlamıştı. SBK tartışması, ee, işte senin patronun oydu, e, patron kimdi falan diye Twitter'dan da devam etti bu e, işte televizyon kanalında gerçekleştirilen yayında Uğur Dündar'ın çıkışı sonrasında da Yılmaz Özdil e, patronun kimdi dedi. E, bunun sonrasında hem Tuncay Molla Veysoğlu hem de e, bugün yeni gördüm Uğur Dündar'da e, özellikle SBK Holding'in e, patronu Korkmaz'ın Amerika'nın aradığı Venezuela'lı bakanı uçağıyla Türkiye'ye getirdiğini söylemiş. Benzer haberleri paylaşmayı sürdürüyorlar. Konuyu anlaşılan o ki kavgaların anlaşılan o ki kendi içlerinde kapatmışa benziyorlar. Ama Öyle de kapanmıyor işte yani e, Allah öyle bir şey e, gösterdi ki diyelim biz buralardan defaatle e, muhalefet medyasını vatan merkezinde vatan çizgisinde muhalif e, olmanın getirdiği önemli sorumlulukla e, meselelere bakmasını e, isterken işte bir anda kendi işlerindeki tartışma kamuoyuna yansıdı. E, Siyah uçağın gizemi diyor Sözcü gazetesi Uğur Dündar Korkmaz'ın sakıncalı konuklarını anlattı. Sözcü yazarı Dündar, SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin aradığı Venezuelalı bakanı uçağıyla Türkiye'ye getirdiğini söyledi diyor. Ve buna ilişkin ayrıntıları yer vermiş. E, biliyorsunuz Sözcü Gazetesi böyle bir e, en sıkıntılı dönemini geçirdi. Yani iki tane önemli yazarı kendisi açısından e, onların bu denli bir çıkışla tartışıyor oluşu. Gazetenin e, yarın öbür günkü politikasına ya da bir takım ayrılıklara neden olur mu diye tartışma yaşanırken Uğur Dündar manşetiyle bilmiyorum o da iç tarafa mesaj mı veriyor bunu gözlemleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Evet e, sıradaki üçlümüze bakalım. Saraya tasarruf yok işte eleştirilen temel mantık hem saray hem meclise bu anlamda bir tasarruf yok. Garantiler çift maaşlar sürerken Cumhurbaşkanlığı ben hariç diyerek israfa karşı genelge yayınlamış. işte onu yaptığınız anda o genelgenin de açıkçası bence bir anlamı kalmıyor. Akşam gazetesi bir ölür bin diriliriz. Dünün gerçekten böyle ee, ilginç insan hikayelerinden bir tanesiydi. 2004'te şehit babasının mavi beresiyle uğurlamıştı ee, akşam gazetesinin manşetindeki askerimiz ee, ve yıllar sonra da çakı gibi bir asker olup babasının mezarında e, aynı mavi bereyle bu sefer e, gerçekten asker olmuş ve mavi bereyi hak etmiş bir asker olarak e, selamlıyordu dün böyle e, hepimizi duygulandıran bir e, haber olarak yer aldı. Şehit kızı 17 yıl sonra komando oluyordu. E, babasından aldığı mirası geleceğe taşımak diye hani, tanımlayacağımız bir süreç varsa işte onun en önemli yansımalarından biriydi belki de. Türkiye Gazetesi Cerrah Paşalı Nimet Abla 57 yıllık azmin ve zaferin adı. Nimet Suner Torun 1967'de... E, bırakmak zorunda kaldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesini 74 yaşında tamamlayıp doktor olmuş. Hayırlı olsun. tam da böyle işte sağlık çalışanlarımıza çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde böylesi bir tecrübede demek ki tıp camiasına katılmış oldu. Bu da güzel örnek hikayelerden bir tanesi efendim. Devam edelim. Devlet millet e, Artagan'la zenginleşecek çağın gereklerine uygun bir ekosistem. İyi Parti iktidarında Türkiye'yi e, düze çıkartıp zenginleştirmek için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Genel Başkan Akşener ekonomide devrim niteliğindeki Artagan adlı dijital dönüşüm projesini kamuoyuna açıkladı e, diyor. Biraz dinlemeye çalıştım. Yani e, açıkçası çok böyle yeni bir şey fark etmedim e, bu yeni e, projede. E, çünkü işte böyle ya Artagan'da verilen dijital dönüşüm projeleri falan değil bizim üretim devrimine ihtiyacımız var. Bunun adını koyar ve alt başlıklarını buna göre sıralarsanız böyle işte dijitalle vesaireyle Artagan'la çok böyle zaten ekonomiyi anlama ve anlatma konusunda yurttaş sıkıntı yaşıyor. Kafalar iyice karışıyor. Bunlar hiç gerek yok. Çok açık net bir şekilde çözümü bir grafik halinde bir e, taslak halinde şıkır şıkır açıklayabilirsiniz. E, açıkçası bu dijital Dönüşüm denilen süreç zaten siz isteseniz de istemeseniz de bir artagan karşımıza çıkan bir sonuç olarak gözükecek zaten. Burada bir problem yok ama bunun temelini nasıl oluşturacaksınız? Burada e, gerekli parayı nereden bulacaksınız? Bunun finansörlüğünü nasıl sağlayacaksınız? Planlamasını nasıl hayata geçireceksiniz? Gibi şeyler hep e, soru işareti olarak kalıyor biliyorsunuz temel sorun. Karar gazetesi yukarıya çift maaş aşağıya tasarruf diyor. Yukarıda işte Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığının tasarruflardan e, nedir o? Ha, Bir de gitmiş Ali Babacan eleştirmiş bunu. Hadi buyurun buradan yiyin. Siz önden buyurun harcamaları kesin e, diye de Ali Babacan'ın mesajı varmış efendim burada e, parlatılmaya çalışılan ama bugünkü ekonominin bir numaralı sorumlusu isimdir e, biliyorsunuz Ali Babacan. E, bu tasarrufsuz dönemleri o 5 maaşlı 3 maaşlı dönemlere kendi zamanında niye karşı çıkmamış? Ee, her şeyden önce çıkıp onu açıklaması gerekir. bunu da altını çizelim. Bir gün gazetesi kazandık vermeyiz. Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi bugün yürürlükten kalkıyor. Kadınlarsa sokaklarda olacak. Bu kararı tanımadıklarını ifade eden kadınlar direnişte ısrarcı mücadeleyle kazandık. Geri almanıza izin vermeyiz. Efendim her e eğitimli Türk kadınının bu cumhuriyete borcu vardır. Türkan Saydan'ın bu özlü sözünü zaman zaman yayınlarımızda hatırlatırız. Ama eğitimli Türk kadını bilgili, bilimsel yöntem ve metotlarla hayata bakar. Bir takım sosyal medya fraksiyonlarıyla parlatılmış Netflix'in İstanbul sözleşmelerini bize dayatanlara meydan okumakla yükümlüdür. Cumhuriyetin değerlerini, cumhuriyetin kadına sunduğu olanakları mutlaka sahip çıkmakla birlikte Netflix'lerin bize dayattığı İstanbul Sözleşmelerine de karşı durmak onun en baştaki görevlerinin başında yer alıyor. Bunu böyle çok net çizgilerle anca böyle herhalde anlatmak mümkün. Buradan da altını çizerek bir kez daha ifade edelim. Eğer bir şeye sahip çıkılacaksa Cumhuriyet'in kadınlara verdiği değerlerin altı çizilmeli. Ona sahip çıkılmalı ama Netflix'lerin Emperyalizmin bize dayattığı İstanbul Sözleşmesi'ydi oydu buydu gibi tartışmalara da meydan okumasını adeta Mustafa Kemal'in askeri gibi gerek duymalı. Bunların böyle defalarca altını çizdik. Hukukçularla anlattık, hukuki maddeleriyle anlattık. Bu İstanbul Sözleşmesi kadını koruyan bir sözleşme değildir efendim. İstanbul Sözleşmesi bizim geleceğimizi çalacak sözleşmedir çocuklarımıza bambaşka bir fraksiyonu, bir dayatmayı karşımıza çıkartacak. Netflix'in bu ülkeye dayatmak istediği neyse ülkemize İstanbul Sözleşmesi'nin dayatmak istediği de aynen odur. Altını çize çize ifade edelim. Ha bu öbür deneyimler gibi hani biz burada Büyük Orta Doğu Projesi konusunda uyardık, ekonomi konusunda uyardık, 15 Temmuz'dan öncesinde FETÖ'de vesairede her konuda uyardık. Hepsinde haklı çıktık, hepsinde çünkü bilimseldik, hepsinde nesneldik, hepsinde vatan merkezli meseleleri gördük. İktidar ya da muhalefet ekseninde değil. AK Parti ya da CHP ekseninde de bugün meseleleri görmeyiz, İktidar ya da muhalefet düzleminde de görmeyiz. Konuyu açarız, kitabı açarız. Bilim insanlarına danışırız Bilimsel kriterlerle haberlerimizi yaparız Ve duruşumuz memleket mer merkezli olduğu için e, Hepsinde haklı çıktık Hepsinin de sonuçlarını gördük Ama bu mesele e, Şunu diyebileceğimiz bir mesele değil İyi hadi görün yaşayın da öyle anlayın O zaman bir nesili elden kopartırız Onun için bütün anneler babalar Bütün kadınlarımız Bu tip tehdit ve tehlikelere karşı uyanık olun İstanbul Sözleşmesi ihanettir İstanbul Sözleşmesi Türk toplumuna Netflix gençliğini yaratmanın zeminini oluşturmak üzere kurulmuştur. Dolayısıyla burada karşı durmanız gereken şeyin ne olduğunu lütfen iyi anlayın. Burada hukukçularımıza çok özel görevler düşüyor. Kadının hukuki normlarının nerelerde savunulacağını, nerelerde savunulmayacağını, neye ihtiyaç olacağının çerçevelerini gerçekten iyi hukukçular anlatsın. Bazen böyle bir takım avukatları falan görüyorum. Dünyadan haberi yok ya. Ya yani dünyadan haberi yok. Gerekli yasal yani bunu kendi hukuki davalarımdan da görüyorum. Dolayısıyla herkes iyi hukukçu olamıyor. Dolayısıyla her hukukçuyum diyenin peşinden de gitmeyin ama bu meseleyi anlamış, özümsemiş, içselleştirmiş ve bunun ...çok net bir şekilde örneklerini göstermiş isimlerle bizim yaptığımız değerlendirmelerde... ...işte karşımıza çıkan sonuç bu. Netflix'in gençliği oluşturulmak isteniyor. Buna da İstanbul Sözleşmesi alet edilmek isteniyor. Buradan İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'e bir kez daha... ...Aklı Selim Hukukçular da bu meseleyi değerlendirmesini... ...Netflix'in bu gençliğe, bu çocuklarımıza neyi dayatmak istediğini bir kez daha anlamasını... Ve bunun peşinden sürdürülmek istenen kampanyadaki kirli tezgahı görmesi konusunda uyarmış olalım. Bu konularda kararlı davranılır. Mustafa Kemal ruhuyla hareket edecekseniz böyle davranacaksınız. Masanın üstüne sorunu koyacaksınız, haritayı koyacaksınız. Sorun ne, çözüm ne işte ona bakacaksınız. Temel mesele buralarda yetiyor. Evet bu notları bir kez daha Sizlere ilettikten sonra gündem ve tarihte bugünün notlarına bakacağız. Önce gündem. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya gelerek kadına yönelik şiddetle mücadelede dördüncü ulusal eylem planı tanıtım toplantısına katılıyor. Ankara'daki gündem 11 ve 14. E ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tütün İskelesi'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenine katılacak, minibüs ve servis esnafıyla bir araya gelecek, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde muhtarlar kanaat önderleriyle görüşecek, Atakum Belediyesi'ne partisinin Atakum İlçe Merkezi Başkanlığını ve Atakum Gençlik Merkezi inşaat alanını ziyaret edecek. Samsun ziyareti 08.45 17.30 gözüküyor. Ee, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 3. ve son etap restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı'nın açılış törenine katılıyor. Trabzon'daki e, tören 18'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Kabotaj Bayramı, Kutlama etkinliğiyle Türkiye Denizcilik Zirvesi açılış oturumuna iştirak edecek İstanbul'daki e, törenler 10 ve 13 şeklinde yer alıyor efendim. Tarihte bugünün notlarına bakacağız şimdi de. E, ilk olarak 1527'ye değerli e, editörüm Hasan götürecek bizi. Dünyanın ilk ve en eski protestan üniversitesi Merburg Philips Üniversitesi kuruldu. İşte onun e, tarihi binanın bu fotoğrafı bugün de hala dimdik. Yani o da ilginç değil mi? 1500'lerden kalma e, bir bina. Değil mi? Bizim reji etkilenmiş. Çok güzel durmuyor mu abi diyorlar. Hakikaten ben de bir an böyle kafamı çevirince bu kadar e, şeyli beklemiyordum. İhtişamlı beklemiyordum. 1527 ya hakikaten. Kaç yüzyıl yani. 1903. Fransa bisiklet turu Tour de France ilk defa yapıldı. Bu yarışı Fransız Mario Garin kazandı ve e, 6075 frank ödülün sahibi olmuş efendim. Böyle çiçekli mi çiçekli güzel de bir bisikleti varmış. Hakikaten güzel fotoğraf e, tarihin notlarında. 1911'e gidiyoruz. Bugün gözümüzü kuvağımızı çevirdiğimiz yerlerden biri. Kandilli Rasathanesi kurulmuş efendim. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Kandilli Rasathanesi Gök ve Yer Bilimleri Araştırma Merkezi adında iki bölüm halinde çalışan gözlemevi Anadolu yakasında Kandilli civarında İcadiye Tepesi'nde kuruluyor. Kandili Rasathanesi 1868 yılında açılan rasathane Amiri'nin yenilenmiş biçimi olarak 1911'de Fatih Gökmen Hoca tarafından kurulmuştur. Daha önce bazı topçu birlikleriyle itfaiye Kandili Rasathanesi tarihi memurlarının kaldığı binayla Kule'de faaliyete geçen rasathane inşa edilen yeni binada Fransız Meteoroloji Birliği'nin yardımıyla gerekli aletler de elde edildikten sonra 1 Temmuz 1911'den itibaren sistematik meteorolojik gözlemlere başlamış. 1912'de kurulan Tetkikatı İklimiye müfettişliği de rasathaneye bağlanmış ve rasataniye amir amireden kalma iki deniz kronometresi, iki deroy kronometresi ve sekstant e, temin edilerek saatlerin doğru olarak saptanmasına başlanmış efendim. Bugün de e, işte başta Richter ölçeği olmak üzere gözümüzü hemen çevirdiğimiz ve en doğru e, esasen veriyi aldığımızda yerlerden biri kandilli e, işte e, o tarihte kurulmuş efendim. Evet 1926 deniz taşımacılığına ve ticareti ilişkin esasları düzenleyen kabotaj kanunu yürürlüğe girdi. Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. Neymiş Lozan gördünüz mü şimdi efendim? Böyle Lozan karşıtları falan çıkar ya bazen. Ha, Lozan Antlaşması'nda bilmem. E bak ne olmuş gördün mü? Osmanlı'da kaybettiğin hakkı geri almışsın. Senin ...deniz alanlarında bir bağımsızlık hattı oluşmuş. 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilmiş Kabotaş Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giriyor. Bu yasaya göre akarsularda, göllerde, Marmara Denizi'yle boğazlarda, bütün karasularında... ...ve bunlar için kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde makine, yelken ve kürekle hareket eden... ...araçlarda bulundurma, bunlardan mal ve yolcu taşıma hakkı... Türk yurttaşlarına veriliyor. Ayrıca dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtiliyor. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği de kabul ediliyor. Efendim denizcilik ve kabotaj bayramımız kutlu olsun diyerek biz de vedamıza bir kliple gidiyoruz. hudutlarının mühim ve büyük aksa deniz olan Türk Devleti'nin donanması da mühim ve büyük olmaktadır.

haberini de bizlere taşıyor. Türkiye Çek Cumhuriyeti basketbolu maçı sabaha karşı 0.5'te başladı ve A Milli Erkek Basketbol takımımız e, ve Çek e, ya Cumhuriyeti e, karşılaşmasında e, iyi de bir farkla e, eledi e, rakibini ve yarı finale adını yazdırdı. FIBA Erkekler Olimpiyat elemeleri B grubu da gerçekleşti bu mücadele Amili erkek basketbol takımımız Çekya karşısında gerçekten karşılaşmanın tamamında üstün oynadı yarı finale adını yazdırdı bu da önemli son dakika gelişmelerinden biriydi sabahın Türkiye 87 Çekya 70 ve A milli basketbol takımımız FIBA olimpiyat elemelerindeki ikinci maçında Çekya'yı 87-70 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. İşte bizde geçmişten e, o bizi yüreklendiren, coşkulandıran e, milli basketbol takımımızın efsane e, müziklerinden Athena'nın kli klibiyle değerli oyuncularımızı selamlıyoruz. 12 dev adamda Furkan Korkmaz 20, Melih Mahmutoğlu 13, Ersan İlasavu 12 ve Cedi Osman 11 sayı kaydederken Çekya'daysa Thomas Tomas Satoran Franski 15 ve Can Westley 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı ee, ve bu sonuçla birlikte B grubunda ilk sırada tamamladı ve ilk sırada tamamlayarak da yarı finale yükseldi. Genelde tabi e, voleybolumuzda ve e, basketbolumuzda Artık böyle yarı final heyecanları falan şey geliyor böyle yani işte bizim çocuklar yapıyor falan modundayız ya ee, gerçekten basketbol ve voleybolda e, uluslararası çapta gerçekleştirilen mücadelelerin tamamında bir istikrarlı periyodumuz var. Yani ya final oynuyoruz ya yarı final oynuyoruz ya şampiyon oluyoruz ya Ciddi bir şekilde rakiplerimizin korkulu rüyası oluyoruz. İşte e, ekonomiye çözüm, siyasete çözüm, dünyaya bakış açısında çözümü nerede arayacağız diyorsak basketbol ve voleyboldaki... Ee, yıllar boyu süren mücadeleyi görmek zorundayız. İşte futbolda neyi başaramıyoruz ya da en temelden baktığımızda buralarda sistemli, periyodik, altyapıya önem veren ve e, içinde ona sunulan ekonomik imkanları da doğru yerde, doğru zamanda kullanan bir bakış açısı gerçekten gerçekleşti. 90'lı yılların sonu itibariyle bu hız kazandı, sonuçlar alınmaya başlandı. 2000'li yılları itibariyle de işte 12 dev adam klasiğimizle birlikte hem basketbolumuz hem voleybolumuzda hem kadınlarda hem erkeklerde gerçekten başarılara başarılar kattık. İşte son mücadele bu sabaha karşı oynandı. Saat 05'te başlayan mücadelede A milli erkek basketbol takımımız Çekya'yı 87-70 mağlup ederek FIBA olimpiyat elemelerinde ikinci maçında Çekya'yı mağlup ederek yarı finale ee, yükseldi. Peki efendim final maçımızda pazar günü Tokyo'da oynanacak ve burada da e, yarı finallerden e, finale doğru e, millilerimizin başarısıyla e, yine övüneceğimiz bir yayın kuşağını sizlere aktarıyoruz. Hem 1 Temmuz itibariyle Saati de ilginç olmuş yani işte saat sabah 5'te yasaklar kalktı. Yasakların kalktığı dakikalarda A erkek basketbol takımımız sahadaydı ve 05'te başladı ee, bu süreç. Ve sonucunda e, önemli bir farkla yaklaşık 17 sayılık farkla da e, basketbolcularımız e, yarı final vizesini aldılar. Şimdi karşı gruplarındaki karşılaşmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Yarı finalde kiminle mücadele edeceğiz? Onun da notunu aktaracaktı arkadaşlarım ama bizim Mert kameraman biraz basketbola hakim. Hangi grupların sonuçlarını bekliyoruz Mert? Hemen senden dinleyeyim. Sen bir şey açmıştın B grubunun değil mi? E, diğer karşılaşma sonuçlarını bekliyoruz. E, bu çerçevede de amili basketbol takımımızın e, rakipleri de belli olmuş olacak. Ha şunu ifade edebiliriz. FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri B grubu maçında Uruguay ile Kanada'nın Victoria kentinde de karşı karşıya gelmişti daha öncesinde. Uruguay'ı Cedi Osman'ın etkili performansıyla 95-86 mağlup etmiştik ve bunun sonrasındaki Çekya mücadelesinden de galip gelince Amili erkek basketbol takımımız işte bu güzel zaferi sabahın erken saatinde hepimize yaşatmış oldular. Bunu da hazır yeri gelmişken iletmiş olalım efendim. E, millilerimize başarılarının devamını diliyoruz. E, 12 dev adamımızı selamlıyoruz. E, ve e, gerçekten yeni oyuncuları işte Utah tutun tutunda birçok yerde. E, millilerimiz gerçekten efsane performanslar gösteren oyunculara da sahibiz. Ama basketbolda ve voleyboldaki istikrarı gidiş bence bir test konusu olmalı. Özellikle 2000'li yıllar itibariyle ortaya koydukları tavır, tablo, milli duruş, işte saha içindeki çalışma, antrenör, antrenör kalitesi, bir ekol oluşturabilme. Yani artık işte bir dönemin Yugoslavyası gibiyiz. Çünkü Yugoslav ekolünü özellikle hem hocaları hem oyuncularıyla da iyi bir şekil kazandı Türkiye dolayısıyla kendi ekolünü de ortaya çıkartma konusunda bir Türk ekolü basketbolda da bir Türk ekolünü yarattılar. Bu gençlerimiz ve sporcularımız hepsini canı gönülden tebrik ediyor ve selamlıyoruz. B grubunda ile karşılaşan millilerimiz 87-70 galip geldi ve 12 dev adam FIBA Olimpiyat liginde Efendim şampiyona da yarı finale yükseldi. Şimdi rakibimizi bekliyoruz. Tokyo'da Cuma günü de nefeslerin tutulacağı karşılaşmada e, finalleri hep birlikte takip edeceğiz efendim. Bu notları aktarmış olalım. Teşekkür ediyoruz e, erkek basketbol takımımıza. Futbolda olmadı ne yapalım? E, basketbol e, yine bizim en önemli heyecanlarımızdan biri. E, özellikle gençliğimizi yönlendirmemiz gereken alanlardan da bir tanesi. E, ben de çocuklarım için çok arzu ediyorum. Gerçi şu an pek istekleri yok gibi ama e, bakalım e, nasıl olacak sonuç e, göreceğiz hep birlikte. Efendim hemen... E, Tabii hayat bir sınav, hayat bir mücadele ve bu mücadelede de işte çeşitli kırılma noktaları var. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı liselere geçiş sınavı ve buradaki matematik değerlendirmesini hemen o hafta içinde gerçekleştirmiştik. Dün de sonuçlar açıklandı. Bir kez daha sonuçlar açısından şunu söyleyelim. Özellikle işte bu periyotlarda Hiçbir şey bizim çocuklarımızdan daha kıymetli değil. Hiçbir şey bizim çocuğumuzun saçının telinden, onun bakışından, duruşundan daha kıymetli değil. Ee, i̇stediği sonuçları almış olabilirler, almamış olabilirler. Onlar hepsi bizim evladımız alanlar için bir yeni dönem mutlaka başlıyor. Onların hepsini tebrik ediyoruz ama istediği sonuca erişememiş çocuklarımız için de böyle birkaç gün sakince dinlenip hemen peşine kağıdı kalemi alıp artılar eksiler nasıl yönlendirebiliriz neler yapılabiliriz aile velileri çocuklarımızla birlikte bunun periyodunu çizmesi gerekiyor. Canları sağ olsun her şeyden önce yani çocuğunuza canınız sağ olsun canın sağ olsun diye hitap etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yarış atı değil onlar. Onu her şeyden önce ifade edebilirim. Ben de matematikte zayıftım. Ben de konuşma konusunda zayıftım. İşte bugün Türkiye'de sizlerin de destek verdiği çok önemli bir televizyon kanalında işte 25. yılımda en nihayetinde. Kader sabahın bazen birinciliğini, ikinciliğini, üçüncülüğünü, beşinciliğini bilmiyorum onu yöneticilerimiz daha iyi takip ediyordur. İyi reytinglerini alan kadar bu milletimize, insanımıza doğruyu anlatmaya çalışan bir isim oldum. Bu hikayeler çoktur yani bizim şeyimizde ben çocukluğumdan beri çalışırım işte 7 yaşında su satmıştım vardır. otobüs muavinliğim vardır. Torna tesviye atölyelerinde çalışmıştım vardır. Meslek lisesi mezunuyum. Açık öğretim işletme mezunuyum vesaire. Yani doğal olarak insan hayatta hayallerine kavuşma konusunda mücadelesini hiçbir zaman bırakmasın. lütfen çocuklarımıza bu anlamda bir baskı oluşturmayalım. Onlar yarış atı değil. Onlar bizim çocuğumuz. Onların saçının telinden gözünün bakışından hiçbir şey kıymetli değil. Ama nasıl çocuklarımızı eğiteceğiz, değerlendirme ve çözümleri nasıl ortaya koyacağız kuşkusuz onu da anlatmak bizim görevimiz. Son birkaç aydır özellikle sınav sonuçlarını değerlendirdiğimiz değerli hocamız bu sabah da bizi kırmadı. Bedirhan Andız özellikle Türk matematikçi vasfını ben çok seviyorum ve eğitimci şu dakikalarda yayınımızda. Bedirhan hocam yayınımıza hoş geldiniz günaydınlar. Günaydınlar Can Bey, hayırlı yayınlar Çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen sizin dünkü uyarınızla birlikte de gözümüz bu ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ne eğitim veriyoruz da nasıl sonuç bekliyoruz gibi bir klasmanda ben sıkıştım sizin dün anlattıklarınızdan. Biraz ben öyle bir sonuç çıkarttım ama bir sonucun ve istatistiğe yansıyan ayrıntıları sizden dinleyelim hocam. Buyurun. <laughs> Şimdi Can Bey hatırlarsanız bundan geçen haftalarda bir LGS matematikle ilgili hatta LGS ile ilgili bir değerlendirme yapmıştık hem sizlere hem izleyicilerimize tabii ki sonuçlar açıklandı sonuçlar tabii ki şey olmadı yani bizim için bir sürpriz olmadı beklediğimiz gibi geldi özellikle yine matematikte bir dibe çöküş yaşandı bu LGS sınavında yani 2018 2019 2020 2021 diyene kadar 2021 yılı matematikteki o çöküşün tam resmini gösterdi bize. Yani konuştuğumuzun hiçbir art arteks ile sıkıntısı olmadı dediğimiz gibi en düşük seviye matematikte belirlendi. 4,16 16 net ile. tabii ki bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı, Tabii benim önümde raporlar da var şimdi. Ee, yayına biraz hazırlıklı geldik. Önemsediğiniz ee, birkaç istatistiği sizden dinleyelim. Buyurun hocam. E, evet ben şimdi bu sınavla ilgili e, dün de e, bahsetmiştik bu sınavlar tam açıklandığı zaman. Genel olarak yığılmanın şimdi ölçme değerlendirmede sola çarpık yığılma dediğimiz sınav zor olduğu zaman e, grafiğin şu şekilde gittiği. Bir sola çarpık grafik bize burada önümüze geliyor ve genel olarak ortalamanın 200 bandında olduğunu söyleyebiliriz. Hemen ben sizlere şöyle göstermek istiyorum diyecektim ama 210 ile 219 puan aralığında Can Bey bir yığılma söz konusu LGS'de. Yani bu da çok çok düşük bir sınav yani puan ortalamasına sahip olduğunun göstergesi. ...ve sınavın e, çarpıklığı da sola e, çarpık bir şekilde devam ediyor. Tabii ölçme değerlendirme değerlendirme uzmanlarının sola çarpık ne demek olduğunu... ...çok daha iyi bileceklerine söylemek istiyoruz. Burada e, şöyle söylemek istiyorum. 100 ile 198 e, yani puan alanların sayısı yaklaşık 69 e, 1069 kişi. E, 200 ile 299 aralığına baktığımız zaman işte bu en çoğunu oluşturan bölüm %62'ye tekabül ediyor. Bu yüzde %62.17'ye tekabül ediyor. Yani düşünün sınavda, sınava katılan 100 kişinin 62 tanesi 63 tanesi diyelim 200 ile e, 99 bandında hatta 259 bandında aldığını söyleyebiliriz. E, tabii Can Bey şimdi şu e, konuya da bir ağırlık basmak gerekiyor. Buyurun hocam. E, Bizler her zaman şu eleştiriyi yaptık. Eleştiri yapmak güzeldir. Ben onu her zaman söylerim. Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı güzellikleri de her zaman açıkladık. Ama yaptığı yaptığımız bir eleştiri de vardı. Uzaktan eğitimin, evet uzaktan eğitim bir eğitim sistemidir. Doğrudur. Olağanüstü durumlardan geçtik ülke olarak. Ama fen soruları, din kültürü soruları, inkılap soruları, İngilizce soruları bunlar normal seviyedeyken, matematik sorularını aşırı zor sordular. Şimdi diyeceksiniz ki hocam birinci hiç çıkmadı mı? Yani Türkiye'de bu kadar zor yapıldı, hiç birinci çıkmadı mı? Birinci tabii ki çıktı. Yani 34 ilde 70-79 tane birincimiz var. Ona hiçbir şey demiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, geçen yılki birincilere baktığımız zaman matematikleri fulldu. E, bu yılki birincilerden iki yanlış yapanlar var. Bir yanlış yapanlar var. Yani demek ki matematik gerçekten zor ki e, yani bu sınavın e, grafiklerine de yansımış durumda. Şöyle hemen çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum sizlere. 490 ile 500 arasında yapanların sayısı e, dediğimiz gibi çok çok az. Yüzdeliğini vermişler. Yüzde %0.13 olarak verilmiş. E, bu da Gerçekten çok az bir rakama tekabül ediyor Can Bey. Tabii ki şunu da hemen söylemek istiyorum Can Bey. Buyurun hocam. Bizim şimdi şu önümdeki sayısal verileri okuyaraktan söylüyorum. Buyur. Sözel bölüm ve sayısal bölümde yaklaşık şimdi Türkçe, inkılap, din kültür, yabancı dil bunlar sözel bölüm. Türkçe'den 20 soru, inkılap, din kültür, yabancı dilde 10 sorumuz var. E, bu 10 sorudan e, ortalamalar 9 5 6 4. Yani Türkçe e, 2021 LGS sınavında en yüksek ortalamaya sahip branşlardan birisi. 9 ortalamayla 9.41. Matematik ise e, 4,19 ortalamayla yine sınavın en düşük ortalamasına sahip eee e, alt testtedir. Standart sapması 66,88. Geçen yılla kıyasladığımız zaman standart sapmanın yükseldiği gözlemleniyor. Geçen yıl standart sapmanın yaklaşık 53,27 olduğunu söyleyebiliriz. Standart sapması artan bir sınavın, Can Bey, zorluk seviyesinin arttığını söyleyebiliriz. KPSS'ye giren, bütün hemen hemen herkesin, eğitim bilimleri testine giren herkesin ne demek istediğimizi Anlıyordur e, ve sınavın genel ortalaması da e, dediğimiz gibi e, 268,35'tir e, ve yığılma 212 puana yığılma olmuştur diyoruz Can Bey. E, bilmiyorum şimdi tabii daha birçok e, veri var veri değerlendirmesi var <laughs> e, ama bunu nasıl yorumlanır? E, tabii ki e, sadece ben değil bütün eğitimcilerin yorumlaması gerektiğini gerekiyor, özellikle doğru. kendi kafasından yorumlaması gerektiğini ben söylemek istiyorum Can Bey. bir önceki yıllarla kıyaslama yaptığımızda bir, bir söylenecek bir şeyler var mı hocam? Cem Bey şimdi zaten şöyle geçen yılki kıyaslamalara baktığımızda yine aynıydı. 2018'den başlayarak günümüze kadar yapılan LGS sınavlarında matematik yine en düşük neti, en düşük ortalamaya sahipti. Ama bu yıl farklı olarak şu sadece var, e, bu yılki matematik ortalaması diğer yıllara göre biraz daha azaldı. O da soruların zorluğundan dolayı. E, biz 6'ları görmüştük matematikte, bu yıl e, 4-13'lere kadar düşmüş durumda. Bir de e, şöyle bir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı bir veri var, onu da hemen sizlerle paylaşayım. E, sınava giren kız ve erkek öğrenciler, yani cinsiyet e, olarak baktığımız zaman, e, matematik hariç, bakın matematik hariç diğer bütün branşlarda kız öğrencilerin daha iyi olduğuna, e, sadece matematikte erkek öğrencilerin e, daha iyi olduğuna e, bize grafik olarak göstermiş ve anne babanın o grafiği de sizlerle paylaşayım. Anne babanın eğitim seviyesi arttıkça LGS'deki ortalamasının da gitgide arttığını gözlemliyoruz. Hatta yüksek öğretim ve daha sonrasında mezun olan bir ailenin, bir anne babanın çocuğuna baktığımız zaman genel bir ortalama eğitiminde 326 puana tekabül ederken eğitim seviyesi düştükçe 300, 295 ve ilkokul seviyesine geldiğimiz zaman 226 puana kadar bu ortalamanın düştüğünü Milli Eğitim Bakanlığı e, bizlerle paylaşmış Can Bey. Evet. Bunlar çarpıcı istatistikler. Biz ulusal kanalda yayın kuşaklarımızda en temel aldığımız özne şu. Sorunları doğru tespit edeceğiz. İstatistikleri doğru okuyacağız ki çözümleri de doğru konuşalım. Bu çerçevede verdiğiniz aritmatik gerçekten açıkçası bir kez daha hepimizi düşündürdü. Demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Size göre hocam bu işin sonucunda... E, kuşkusuz e, çok daha temelden bakmak gerekiyor. Belki anaokulundan e, üniversiteye kadar bir sayısal matematik algısını yerleştireceğimiz sistemlere ihtiyaç var ama tabii e, geçtiğimiz dönemlerde şöyle bir sıkıntı vardı. Her yere eşit aynı e, eğitim kalitesinin ulaşması sıkıntılıydı. Pandemi dönemi bize gösterdi ki burada bir yol var. E, özellikle teknoloji kullanılarak, televizyonlar kullanılarak, e, dijital platformlar kullanılarak e, her yere bir yerde oluşan e, tespit edilmiş e, iyi sonuçlar alınmış eğitim, e, öğretim modeli e, tamamen bütün e, yurttaşlarımıza, bütün çocuklarımıza ulaştırılabilir. Tabii bunun bir internet altyapısı, teknolojik altyapısı da oluşturulmalı. Bu güzergahtan baktığımızda, bütün çocuklarımıza yani elbette ki hepsinin matematik profesörü olması, hepsinin mühendis olması mutlaka beklenmiyor. Farklı alanlarda yetişecekler vesaire ama bir temel matematik zihniyetinin oluşabilmesi açısından ki sizin çok önemli idealiniz ben bunun mutlaka bir dahaki sezon hayata geçmesi en azından bir eba kanalı üzerinden bir matematik ee, işte e, televizyonunun oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Siz de mesela burada seve seve eee görev alırım e, diyenlerden birisiniz. Bu bence çözümlerden biri. İşte sosyal medyada bazen gözüme çarpıyor bir takım matematik problemlerinin işte basit çözümleri böyle gerçekten öğrencileri heyecanlandırıyor. Belki bunların anlatılacağı bilmiyorum o yöntemlerde doğru mudur değil midir bilimsel midir. Bir A'dan Z'ye biz çözümü burada sizin vesilenizle çocuğa matematiği nasıl sevdireceğiz bir sayısal gençliği nasıl oluşturacağız bunun temellerini yine sizden öğrenelim hocam buyurun. Can Bey şimdi teşekkür ederim. Ee, bir kere matematik e, her zaman söyledik. Yani matematik zor bir bilim dalı ve eee mat yani bazı kişilerin şöyle dediğini duyarız. işte matematik kolay. E, matematik işte e, çalışırsan yaparsın. Matematik zor bir bilim dalı. Gerçekten zor ve bizlerin matematiği sevmesinin sebebi zor olmasından dolayı kaynaklanıyor. Yani İlle kolay sevilecek diye bir şey yok. Zor da bazen sevilir. E, bu etapta şu şekilde oluyor. Öğrencilerimizin koptuğu yer şurası. Matematiğin o zorluğunu görüyorlar. Eğer ki pes etmeyenler, e, üzerine gidenler matematik açısından e, kendini geliştirebiliyor. Ama pes edip bu işi bırakanlar ne oluyor? Matematikten kopuyor. Ve sınavlarda da önüne gelince yapamayınca bir matematiğe karşı ön yargı, bir nefret oluşuyor. Şimdi biz e, LGS üzerinden gidersek. LGS'deki sistem nedir? E, öğrenciler yüzlerce test kitabı alır. Bu test kitaplarını çözer. Denemeler olur. Denemeleri çözer. Ama bir tane öğrenciye sorar mısınız Can Bey? E, çarpanlar ve katlar nasıl bulundu? Kim buldu? Pisagor teoremini kim buldu? Yani bakın. Pisagor teoremi 8. sınıfta sorulan bir konudur ve emin olun LGS'de sınava giren öğrencilerin %60'ı Pisagor teoreminin e, nereden geldiğini bilmezler. Onun gerisindeki hikayeyi bilmezler. Onlar şöyle düşünürler. Pisagor teoremi iddia dünyasında vardı. Yani bir şekilde vardı. Bizler onu aldık diye düşünürler. Halbuki ben size bir şey söyleyeyim. E, Pisagor bir e, dini lider ve matematikçidir. Kendisi Sisam adasında sözü geçen bir insandır ve öğrencilerinden bir tanesi bakın Can Bey öğrencilerinden bir tanesi e, Hipasus dediğimiz e, irrasyonel sayıların keşfini öne sürüyor. Pisagor diyor ki e, gerçel sayıların dışında sayı yoktur diyor. Gerçel sayıların dışında sayı yoktur diyor ama e, öğrencisi hipasus irrasyonel sayıların yani kökün içerisindeki eksi bir olan sayının varlığını icat ediyor. Ve Pisagor ne yapıyor biliyor musunuz Can Bey? Bakın Pisagor öğrencisini alıp bir gemiyle seyahate çıkaracağını söyleyip kendisine karşı geldiği için ve şu anda bulduğu şey geçerli bir şeydir o öğrencisinin hipasusun. Ayaklarını ve ellerini zincire bağlayıp denizde boğdu boğdurtup öldürtmüştür. Bakın bunu yapan Pisagor'dur. Ha yani matematiğin geri planındaki olaylar biz öğrenciler anlatmıyoruz. Tamamen test kitabı üzerinden giden bir eğitim sistemi sıkıcı hale geliyor Can Bey. 40 dakika derse giriyoruz. 40 dakika bittiği zaman 15 dakika teneffüs, 40 dakika ders, 15 dakika teneffüs şeklinde devam eden bir e, yani monoton bir hayata döndü bu. E, matematik bu değil. Matematik test çözme değil, matematik farklı bir şey. Matematiğin biz, e, mesela ben şeyi çok severdim. TRT e, belgeselde çizgi film şeklinde 7-8 bölümlük e, Can Bey bir matematik tarihi e, vardı, çizgi film animasyon Doğru. şeklinde. O kadar hoşuma giderdi ki e, bunu devam ettirmediler. Devam yani Bunların gibi. olması gerekiyor. Doğru. Test kitaplarının arasına sadece soru değil de ya şu matematik tarihini, matematiğin felsefesini öğrencilerin anlayacağı şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. E, doğaya bakmamız gerekiyor. Yani şu etrafa baktığımızda doğaya baktığımızda Can Bey o kadar matematiksel tasvirler var ki e, istersen e, hangi inanışa sahip olursan ol ister Tanrı de ister Allah de ister Yaratıcı de ister Rab de Bunların hepsinin yani bir yaratıcı tarafından doğaya aktarıldığını sadece çiçekleri demiyorum, bahçeyi demiyorum, gülleri demiyorum. İnsan vücuduna bakın tamamen e, altın oranla bezenmiş. Gökyüzüne baktığınızda tamamen altın oranla bezenmiş. Mesela kaç tane okul bakın kaç tane okul gökyüzüyle ilgili araştırma yaptırıyor? Kaç tane okul öğrencilerini dışarı çıkarıp bakın arkadaşlar kozalağa baktığımız zaman bir kozalak alıp bunun diziliminde bir altın oran olduğunu söylüyor ya da kim bir insanın kolunu şu şekilde koyduğu zaman bir altın oran meselesini görüyor. Hiç kimse söylemiyor. Öğretmenlerimiz ne yapıyor? Öğretmenlerde de suç yok. Ben öğretmenlere suç bulmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Öğretmenlerimiz de gereken yönergeleri zaten uyguluyor. Onların onlar gereken her şeyi yapıyor öğretmenlerimiz. Ee, öğretmenlere söylenen şu, bir sınav var 25 Haziran'da. O sınava öğrencileri kaliteli bir şekilde yetiştireceksiniz. Öğretmenim ne yapsın? Ee, ben de şu anda öğretmeni yetiştiriyorum. Şu an mesela benim kurmuş olduğum bir eğitim sistemi var. Ee, KPSS'nin ikinci sınavına yönelik. ÖABT adında. Mesela 1500 tane öğretmenim var. Ve bunların içerisinde özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz var. Birçok. birçoğu ee, Garibanlarım ne yapsın? Ee, saat 8.30'da kalkıyorlar. E, derse bir başlıyorlar. Akşam 5.30-6'ya kadar edükle birlikte ders yapmış olurlar. Ve bu öğretmenim e, ne yapsın da matematik tarihini anlasın? Ne Doğru. zaman anlasın? Ne zaman Doğru. felsefesini konuşsun? E, bu tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Tarih Terbiye Kurulu olsun. E, yani üst mercilerde değiştirilmesi gereken e, bir sistem diye düşünüyorum. Yani matematik gerçekten eğlenceli Can Bey. Doğru. O korkuş, Bu bu tarafa %100 evet. katılıyorum. Çok önemli bence ayrıntılar hocam. E, şunu da birkaç cümleyle özetlemenizi isterim ben sizi yayına e, alırken de ifade etmeye çalıştım. Doğal olarak belli ki birçok öğrencimiz istediği işte liseyi ya da okulu giriş yapamıyor anladığım kadarıyla sonuçlardan. Bu ailelere ve çocuklarımıza şimdi ne yapmasını önerirsiniz? Ben dilim döndüğünce özetledim ama bilimsel olarak sizi dinlemek isterim bu noktada. Can Bey siz zaten çok güzel açıkladınız yayına girmeden önce. Bir kere bu sınavın yani hayatlarının son sınavı olduğunu düşünmesinler. Daha e, hayat yeni başlıyor onlar için ve daha çok güzel günler olacak. Evet. E, hiçbir şekilde morallerini bozmasınlar. Ailelerimiz de öğrencilere e, herhangi bir baskı kurmasınlar ve hayat devam ediyor. İnanın arkadaşlar, öğrencilere seslenmek istiyorum. İnanın arkadaşlar, çok güzel günler sizleri bekliyor. Hangi liseye gidersen git, her şey senin elinde. A lisesine de gitsen, B lisesine de gitsen emin ol kendini ne kadar geliştirirsen geliştir, her şey senin bitiyor bir meslek lisesine gidip e, Oxford'da profesör de olabilirsin. Ya da herhangi bir özel fen lisesine gidip bakın fen diyorum. Fen lisesine gidip dünyanın en iyi ressamı da olabilirsin. Bu tamamen senin elinde ve ailelerimiz de yapması gereken şey ilk önce güzel bir e, lise araştırması yapmaları gerekiyor. Öğrenciye hitap eden. Öğrenci ne seviyor? Öğrenci e, matematikte mi, fende mi yoksa sosyal alanlardan mı? Mesela bir öğrenci futbolda da iyi olabilir. O zaman Spor aktivitelerinin önemli yer aldığı okulları tercih etmesinde gerekiyor ya da direktmen spor branşlarının öne çıktığı okulları tercih etmesi gerekiyor ya da öğrenci diyor ki ben bilim insan olmak istiyorum ben diyor mühendis olmak istiyorum o zaman bu öğrencinin gideceği yer iyi bir Anadolu Lisesi ya da iyi bir fen lisesi olmalı ha puanı yetmiyor. Bakın puanı yetmiyor ama yine gitmek istiyor. O zaman ailelerin iyi bir fen lisesi, özel fen liselerini araştırması gerektiğini düşünüyorum. Ve e, eğer ki herhangi puan alamayan öğrencilerin de zaten en yakın e, merkezi sınav yerleştirme sistemine göre en yakın okula gidecekleri e, zaten bakanlığımız tarafından açıklandı. Ama her zaman şunu söylüyorum. Bu sınav hayatınızın son sınavı değil. Emin olun bir yıl sonra bu sınavı unutacaksınız. Emin olun Liseye girdiğinizde hayat çok değişik olacak Önemli olan liseden sonrası Önemli olan liseden sonra kendini geliştirmen Zaten her şey lisede yavaş yavaş belirlenecek Saygıdeğer arkadaşlar Evet biz de ısrarla bu sizin talebinizi özellikle idealinizi bir matematik televizyon kanalının hayata yeni dönemde geçmesinin altını bir kez daha çizelim. Ben çok önemsiyorum o meseleyi ve yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için de teşekkür ben, ederim değerli hocam. E, Can Bey çok kısa bir şey söylemek Buyurun. istiyorum. Ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yani e, özellikle e, sizin gibi... E, Matematiğe ve bilime destek veren e, sunucularımız, kanallarımız olduğu sürece e, benim her zaman umudum var. E, Birçok kanaldan da bizler destek aldık. Birçok e, sunucudan da önemli sunuculardan sizin gibi e, destek aldık. Var olun. Sizlerle sizin gibi hocam. insanlar her zaman var olsun diyelim. Teşekkür ederim. Benimki biraz kıskançlıktan hocam. Benim matematik zayıf da biraz o bakım. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri alarak böyle kendimi rahatlatıyor. çok çok teşekkürler Bedirhan hocam. Görüşürüz. sağ olun. Efendim Sayın Bedirhan Andız, Türk matematikçi ve eğitimci işte bu notlarla bir LGS analizini özetini aktardık. çocuklarınızı bir kitap alın. Motivasyon kitabı olabilir bir geleceği okuma kendisini tanıma yöntemleri olabilir siz de okuyun lütfen ya da işte şimdi biliyorsunuz pandemi dönemiyle birlikte bu tip eğitimler işte YouTube ya da benzeri platformlarda çok fazla bunları dinleyin bir iz verir bir açı verir orada yakalayacağınız bir cümle bir anda belki ne yapmak istediğinizi kararlaştırmanız konusunda daha bilimsel bir çizgi çekmeyi ifade edebilir benim yaz kitabım da geldi. Sevgili Rojin Aktaş'tan ulaştı kargoyla sağ olsun bir de ona da para verip göndermiş sevgili Rojin Aktaş. Kesesi bereketli okuru bol olsun diyelim. Umudun gülüşü diyor işte umudun gülüşü tam da bugüne belki yaklaşır. işte birçok öğrencimiz belli ki istediği okulu istediği yeri kazanamadı. İşte eğitim sisteminin mevcutta da hem... Eğitim bazlı hem de politik bazlı bir takım sorunları var. Ama bütün bunlara rağmen biz umudun gülüşünü yansıtmak zorundayız. Çünkü gülmek devrimci bir eylemdir. E, Rojin Aktaş umudun e, gülüşünü belki e, gün bitecek e, bir zaman... Ee, ay da gelecek barışacak yıldızlar, güneş de sokaklar ısınacak ve umutlar gülüşlerle yeşerecek diye de arka kapağında güzel resmiyle bir sözünü de paylaşmış. Sağolsun bana gönderirken de şu hayatta en güzel şey umuttur diyor. Umut biterse her şey biter. Umudun olduğu yerde mutluluk her zaman vardır. Umutla yolunuza devam etmeniz dileğiyle umutla kalın demiş. Değerli Can Karadut'a sevgilerimle Rojin Aktaş'tan gülümseyin diye de. Küçük bir notla bir gülücük emojisini de eksik etmemiş değerli yazarımız. Rojin Aktaş'ın mesela bu şiir kitabı biraz belki umudu tazelemesi açısından da sizler için önerelim. Kalan gazetelerimiz var mı sevgili Hasan Hızlıcı onların başlıklarına görelim. Volkan gazetesi biraz utanma arlanma biraz onur vurgusuyla skandal vurgularıyla desteklediği bir sayfa hazırlamış. Anavatan Türkiye'den yeterli miktarda Covid-19 aşısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderilirken hiç ihtiyaç olmamasına rağmen sözde AB yerine Rum yönetiminden iane aşı kabul etmenin izahı olamaz diye bir Çarpıcı başlıkla bugün sayfasını hazırlamış. Bağımsızlık vurgusu içinde bu işler olmaz diyor Volkan gazetesi. Hüseyin Macit Yusufsa köşesini bugün çok önemli konulara ayırmış. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusundaki. ki geçtiğimiz günde sevgili Halil nebile Rusta'ya katılmıştı Hüseyin Macit Yusuf. Öyle bir elin parmaklarını falan geçiyor artık. Yeter ki bu konuda kararlı biz irademizi ortaya koyalım diyor. Onu satırlarına yansıtmış. Kıbrıs Fethi'nin 450. yıl dönümüymüş efendim. Yelkenli selamlama törenine katılma katılıma davet ediyor gazete ve birinci sayfasında bu önemli notlara yer veriyor. Sıradakine bakalım. Damga gazetesi su kanalı hafriyatla dolduruldu. Kanala kaçak hafriyat dökerek resmen sele davetiye çıkarıldı. Çatalca'da olası sel baskınlarına karşı Tarlalar arasında açılan su kanalı hafriyatla dolduruldu. Hafriyat alanına ise yaklaşık 60 cm genişliğinde su borusu konuldu. 2-3 metre su kanalını bile sellerde yetersiz kaldığını söyleyen tarla sahipleri yetkililerden yardım istemiş efem. Gerçekten olacak iş değil. Yani. Ben buralardan şunu anlıyorum. Bir yere kaymakam atacaksan, vali atacaksan, belediye başkanı atacaksan bak küçücük çocukları bu denli ağır bir matematik sınavına sokuyor, sokuyorsunuz ya bunları da buna bağlı bir benzer vizyon sınavına sokmamız lazım ya. ya olacak işler değil bunlar ya. Yani bir belediye işte sele vesaireye yol açabilecek bütün sistemleri görmeli, örgütlemeli, anlamalı, yurttaşın üzerinde bilgi ve birikime sahip olmalı ki bana bir vizyon kazandırabilsin. Benim eğitimimin altında kalıyorsa işte sonuç bu oluyor. Onlara da sınav şartı getirilsin bence. Yani siyasette milletvekilleri içinde, siyasette bence belediye başkanları içinde bu çocukların girdiği ağır sınavları onlara da tabi tutması gerekiyor onların dalı ve alanında yoksa sonuçlar karşımıza böyle çıkıyor. Ya yani olacak iş değil gerçekten. Akıl alacak iş değil. Devam edelim. Anadolu Gazetesi'ne bakıyoruz. Anadolu nerem hangi bölge Ankara gazetesi 1,5 milyon Ankaralı'nın sorununa neşter diyor. Etimeskut istasyon caddesindeki çalışmalar hızla ilerliyor. Etimeskut'un yıllardır kanayan yarası olan istasyon caddesindeki trafik sorunu çözüme kavuşmak üzere. Başkan Mansur Yavaş bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz diyor Anadolu gazetesinde. Efendim e, günün hava durumuyla bitirelim diyor sevgili yönetmenim Gizem. Havanın sıcaklığını merak edenler varsa Vedam'ın hemen ardından takip edebilir. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına e, günü tamamlıyoruz. Mert eksik bir şey kaldı mı? Tamam değil mi bugün de? Peki Halil Nebiler. Gizem de tamam diyor. Hasan da tamam diyor galiba. Hakan Hakan'ın sesi çıkmıyor bugün rejiden. Herkes, herkes tamam diyor. Ya, ha yetti artık çık gibi mi oldu bu? <gülüyor> Peki. <gülüyor> Peki. Efendim Halil Nebiler devre ya devrediyoruz yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Evet kısıtlamalar, yasaklar devam etti ama biraz böyle yine kalabalık alanlara, kapalı mekanlara dikkat edelim. Kişisel temizlik ve hijyenimize özen gösterelim. Buluşuncaya dek maskeli ve mesafeli olalım efendim. Hoşçakalın.